Hacı Zeynalabdin Tağıyev'e aitti. Daha sonra 1920 yılında Azerbaycan Rusya tarafından işgal edildikten sonra gördüğünüz bu müzede evde tarih müzesi yerleştirildi. 3 kattan ibaret siz sadece 1. ve 2. katını geziyorsunuz. 1920'ye kadar tarihimiz ve Tağıyev'in ev müzesi yer almakta. Gördüğünüz harita tarih boyunca Azerbaycanlıların yaşadıkları toprakların uzaydan görünümü. Tarih boyunca Azerbaycanlılar bu topraklarda yaşamışlar. 410 bin metrekare. Daha sonra 1828 yılında Türkmençay anlaşmasından sonra Rusya ve İran arasında Azerbaycan kuzey ve güney olarak iki kısma ayrılmıştır. O yüzden de şimdi İran İslam Respublikası'nın arazisinde 30 milyonun üzerinde Azerbaycan halkı yaşamaktadır. Evet, İrevan, biliyorsunuz İrevan'ı. İrevan şimdi İrevan'ın başkenti, evet, Ermenistan'ın başkenti. 1918 yılında Ermenilere verildi çünkü onların Dağlık Karabağ'a birçok iddiaları vardı. Ancak daha sonra 1921 yılında aradaki güney filine ait olan baldır ve diz kemikleri 2-3 milyon yıl yaşında. 5 numarada gördüğünüz ise müzeyimizin en eski kalıntısı 25-35 milyon yıl yaşında olan taşlaşmış ağaç kalıntısı. Şamakhı elimizden bulunduk. Evet, taşlaşmış ağaç. Evet. 35, evet. Eski çünkü. Azık mağarası, fotosunu görüyorsunuz arkada. Azık mağarası 1960 yılında Karabağ'dan bulundu bu mağara. 10 tabakadan ibaretti ve mağaradan 1968 yılında görüyorsunuz Serkele Mağarı'nda Tabii ki burada Azerbaycan'a gelip Azerbaycan Müzesi'ni görmeden olmazdı. Ve biz de bugün Azerbaycan Müzesi'ndeyiz. Bu Azerbaycan Müzesi'ne geldiğimiz zaman Azerbaycan'ın bütün diğer bölgelerinden toplanan tarihi değerlerin burada sergilendiğini görüyoruz. Ve bizim de müze yetkilileri çok güzel ilgilenmekteler ve özellikle Habibe Hanım sağ olsun yani ekibiyle bize dört dörtlük bir müze tercümanlığı yaptı, izahatlarını verdi. Teşekkür ediyorum. Azerbaycan Tarih Müzesi'nin direktör muavini doktor Aliyeva Habibe. Ben bugün çok memnun oldum ki Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin daha da genişlenmesi için Türkiye'den gelen konaklarımızın Azerbaycan tarihiyle maraqlanması elbette ki bizi sevindirir. Çünkü biz özümüz de bir Türk'ük, Azerbaycan Türkleriyiz. Onlar bizim, biz hemşe onlara arkalanırız ve onların medeniyeti, onlar da burada öz medeniyetler, Türk medeniyetini görürken onlar da hakikati bilirler ki, bəli, Azerbaycan torpaqları Türk'e məxsusdur, Türklere məxsusdur. Mənfur ermənilere yok. Bu bütün maddi medeniyet abideleri de sübut edir ki, qədim Azerbaycan torpaqları elimizde olan, olmayan da Azerbaycanlıların olur, Türklerin olur. İnşallah kismet olar, demeli biz öz torpaqlarımızı geri qaytararaq, Qarabağ torpaqlarımızı ve hemen bu qonaqlar bir günleri kismet olarsa, hemen o Qarabağ torpaqlarına da ziyaret ederler. Ve oradaki bizim 32 tane müzeyimizi dağıdıblar bildiğinize göre 100 binden yukarı kitablarımızı yandırıblar. 5 tane qədim nüsxə Qur'an-ı Kerim'i yandırıblar bildiğiniz kimi. Ve bunlar hamısı inşallah yəqin ki bərpa olunar. Ve Azerbaycan Tarixi Muzeyi de bütün oradaki müzeylerin mərkəzi kimi onlara kömək əlini uzadar. Yeniden bu torpaqlarda hayat Türklere, Türk torpaqlarında hayat Türklere məxsus qaynayar ve bu niyeti biz edək ki tezliklə deməli Türk toplumu olarak, Türk xalqı olarak biz torpaqlarımıza, maddi mədəniyyət abidələrimizə sahib çıxmağı bacaraq. Və öz təşəkkürümüzü bildiririk bugün Hikmət bəyə. Hikmət bəylə mən İstanbulda tanış oldum. Azərbaycan Türk Cəmiyyətləri Birliyi Dostluğu Cəmiyyətində. Və onun göndərdiyi kitablar da bu günləri yenə bizim kitabxanamızda və cəmiyyətimizdə yayılır, oxunur.
təşəkkürümüzü bildiririk onlara. Xoş gəliblər, səfa gətiriblər. Güzellikleri çok çok muhteşem, havası, deniz kenarında olması, yeşillikler içerisinde büyük bir şehir. Gerçekten herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Ha, biz Türkiye Türkleri için buranın elbette ki hem kardeş Azerbaycan olması dolayısıyla çok önemli. Tarihi bağlarımız var, kültürel bağlarımız var, kardeş halklarımız burada evet, yaşıyorlar. Evet, ekip. Bugün ziyaret etmiş olduğumuz Şehitler Hayabağı'nda hem Azeri şehitler hem Türk şehitlerin yan yana koyun koyuna yatıyor olması bizim için son derece önemli, çok manidar. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü bir kez daha orada anladık. Ve atalarımızın, büyüklerimizin bu halkların birbiri için verdiği desteği ve kardeşliğini bir kez daha gördük. Bu arkamdaki tarihi kalıntı ise bizi çok daha eskiye götürüyor. Neden? Çünkü bizler fırsat buldukça Türk dilinin yaşatıldığı, Türk kültürünün yaşatıldığı coğrafyaları gezmeye çalışıyoruz. Bu koç başlı heykeller, mezar taşları, insan şekilli heykeller, biz bunlara taş babalar diyoruz. Moğolistan'da, Orhun Vazisi'nde, Karakorum'da, Özbekistan'da, Tataristan'da, Kazakistan'da benzer özelliklerin bu Azerbaycan topraklarına kadar devam ettiğini, kültürel ve tarihi birliklerin ne kadar büyük olduğunu göstermesi bakımından önemli. Teşekkür ederim. İlk önce her birinizi salamlayıram. Hoş geldiniz Hüseyin Cavid'in ev müzeyine. İlk önce bina hakkında məlumat verim ki, bu bina Hacı Zeynalabdin Tağıyevin himayəsiyle 1898-1901 illərdə dikilib, Qızlar Gimnaziyası üçün nəzərdə tutulub dikilib və 1920-30 illərdə Darun Məlimin məktəb kimi fəaliyyət göstərib və 1920-37 illərdə Hüseyin Cavid və ailəsi bu indi göstərəcəyim otaqda yaşayıblar. Keçək. İş təhsilini məktəbi tərbiyədə alıb. Hüseyin Cavidin həyat yoldaşıdır, Müştinas xanım. Oqtay Sadıqzadə tərəfindən yağlı boya ilə çəkilir. Bəli, ailə rəsimləridir. 1936-cı ilə aid axırıncı çəkilmiş fotodur. Çünki 1937-ci ildə Hüseyin Cavid və Hüseyin Cavid həbs olunur və 2 il bali və keçirən həbsxanalarında qalır və 39-cu ildə Sibirə sürgün olunur. Hüseyin Cavidin bir qızı, bir oğlu olub, Turan xanım və Ərtoğlu Cavid. Ailəyə məxsus rəsimlərdir. Və burada gördüyünüz bütün kitablar hamısı Hüseyin Cavidin oğlu Ərtoğrul Cavidə məxsusdur. Musiqi ilə folklorla məşğul olarmış.
Hüseyin Cavidin böyük qardaşı Şeyh Məhəmmədin oğlu Tahir Rəssadə. Quru Cavidə məxsus bir masadır. Sekreter adlanır. Niyə sekreter adlanır? Bağlananda bütün siyirmələr avtomatik olaraq bağlanır. Sevərmiş şahmat oynamağı, beşdaş oynayarmış. Oyunun gedişatını burada qeyd edir. Nə əl-yazımlardır, bizim kütləmsən? Bəli, Ətovrul Cavidə. Şahmatı gedişatları. Bəli, gedişatını qeyd edir. Mişinas xanımın əşyalardır, mətbəx əşyaları və Turan xanımın mətbəx əşyalardır. Tənab Bey Qasımovun qızı Nicar xanım tərəfindən Turan xanıma bu servis hədiyə olunur. Məhsudur. 24 yaşında, gənc yaşında vəfat edib Ərtoğrul Cavid. Ancaq 24 yaşında vəfat etməsinə baxmayaraq böyük işlər görüb. Əsərləridir, əsərlərinin adlarıdır. Bəli, Ərtoğrul Cavid. Çok güzel, beğendik her bakımdan kardeş ülke. Ondan sonra gezdirdiler, cana yakın insanlar. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Biz aynı çocuğuz, aynı milletiz. Evet. Azerbaycan'da Azerbaycan'da bulunmaktan çok mutluyuz. Tam bir kültür turu oldu. Daha da göreceğimiz yerler var. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi tiyatroyu çok beğendim. Çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Bundan sonra da iyi olacak inşallah. Daha güzel bir şeyler göreceğiz diye düşünüyorum. Bir milleti bir arada tutan en önemli değerin dil olduğuna karar verdim. Sabah uyandım. Kendimi Türkiye'de gibi hissediyorum. Sanki farklı memlekette değil. Türkçe konuşması etrafında. Akşam tiyatroya gidip aynı kültürü paylaşmak, aynı dilde konuşup o oyundan bir şeyler anlayabilmek, ders çıkarabilmek benim için çok güzel şeylerdi. Yani bir geldim, yine geldim. Üçüncü defa yine gelmek isterim. Sadece bu ev değil, gezdiğimiz Türk müze evleri ve gerçek müzeleri çok güzel bir samimiyetle geldik. Çok memnunuz. Zaten kardeş Azerbaycan'ı kendimize çok yakın buluyoruz. Dilini de yavaş yavaş anlamaya başladık. Çok güzel bir seyahat oluyor. Tüm gelin kurumlarına teşekkür ediyorum.
Konferansımız için bize ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi'ne ve Ayşe Kültür'den Efe'ye olarak teşekkür ederim. Güneş tasviri var. Olabilir ki onlar güneşe sitayiş edilir ama bu tasviri yeniden
günəşi özlərinin önündə görərlər. Qaydanda da bu tərəf qərb tərəfdir. Yəni günəş qərbdən batdığı üçün qaydanda yenə də günəşi özlərinin önündə gördüklərinə görə ola bilsin ki, o cür təsvir edilir. Gündən çox təsvir bir-birinin üzərində çəkilmiş. Yəni özəlliyi bir olan yerdir. Özəl insanları da buraya çizmişlər. Ən qədim təsvirlər məsələn var. Öküz təsviri. Əlimə baxsanız, baxıq, öküz bu onun baş hissəsi, bu isə bədəni. Qədim dövrdə daha böyük formada çəkildilər əvvəllər, daha sonraki dövrdə artıq sxematik çəkildilər, yəni daha balaca çəkildilər. Ana zağa sayılır da bura, elə mi? Ana zağa mağarası. Yuxarıda öküz təsviri olan. Nərdə burada? Öküz təsviri. Daha sonra vəhşi uzun olan təsviri. Vəhşi uzun olan. Və daha sonra o tərəfdə də böyük öküz sürüsü təsviri olunur. Orada isə ocaq izi aşkar olunmuşdu və orada palıd və şam ağaclarının qalıqları aşkar olunmuşdu. Hal-hazırda isə palıd və şam ağaclarını burada görmək mümkün deyil. Bu da sübut edir ki, həqiqətən təsvirləri isə təsvir etmək üçün görürsünüz bir-birinin çiyinlə tutmuş təsvir olunmuş. O, sizin hündürdə çəkmək üçün o üstündən sonra nəyət var? Oraya çizim yapmaq. Bir əkkən kimi çiyinlərinə çıxıb təsvir çəkmişdir. Sağ olun. Omuzdan əkkən. Çizdiğini gördük ve bize bıraktıklarını gördük. Buyurun. Şimdi Azerbaycan'a geldiğimizden beri Azerbaycan tarihini daha yakından görme fırsatı oldu. İşte 100. yıl etkinliklerine katıldık. 10.000, 20.000 yıl önceye kadar gidiyormuş. Tabii bizi çok heyecanlandırdı ve çok çok mutlu etti. Ve buralarda dolaşmak tarihin bu geçmişine yolculuk yapmak müthiş heyecan verici. Çok mutluyuz bu nedenle. Evet, Kurdistan'a geldik. Kaya resimlerini gördük. Kaya resimlerin çok geçmiş yıllara ait olduğu 20.000 hatta 40.000'li yıllara bir çizimin bizim Türk coğrafyasında olması gerçekten bizi çok mutlu etti. Bizim tarihimizin ne kadar eskiye gittiğini ve yine DNA'lardan elde edilen verilerden de buradaki insan kalıntılarının yine Türk nesline ait olduğunu da öğrenmiş olduk. O da bizim için çok ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Buraya bizi getiren ekibe ayrıca teşekkür ediyoruz. Merhaba, bu yerden çok çok etkilendim. İpek yolu olması çok etkiledi. Mağaradaki resimler, doğa, Hazar Denizi'nin buradan çekilmiş olması. Hepsi çok hoşuma gitti. Herhalde gezinin en anlamlı yerlerinden bir tanesi burasıydı. Çok çok güzeldi, çok mutlu oldum.